Regl öncesi gerginlik sendromu, PMS nedir? Toplumda regl öncesi gerginlik sendromu olarak bilinen sendrom, kadın nüfusunun yaklaşık %80'ini etkiliyor. Gerginlik, sinir, duygu durum gibi psikolojik ve ödem, iştah artışı, baş ağrısı gibi fizyolojik belirtilerle kendini gösteren bu sendromun nedenleri arasında, merkezi sinir sisteminde oluşan duyarlılık ve genetik etkenler bulunuyor. Farklı rahatsızlıklarla benzer özellikler gösteren bu şikayetin ayırıcı tanısının yapılması gerekiyor. İlaçlı ve ilaçsız tedavi yöntemleri bulunan bu sendromun olumsuz etkileri, yaşam tarzında yapılacak değişikliklerle hafifletilebiliyor. Ayrıntılı bilgiye geçmeden önce, kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın, yapacağınız her yorum, kanalımızın geleceğine, olumlu yönde ışık tutacaktır. Hazırsanız, başlayalım. Regl öncesi gerginlik sendromu nedir? Kadınlarda regli döngüsünün yumurtlama fonksiyonundan sonra başlayan, geç luteal faz denilen dönemde, memelerde şişkinlik, baş ağrısı, halsizlik ve kilo alımı gibi fiziksel ve depresif duygu durum, irritabilite, gerginlik gibi ruhsal belirtilerle kendini ortaya koyan bir tablodur. Bu tablo, tipik olarak menstruasyonun başlamasıyla ortadan kalkar. Bu sendrom, kadın popülasyonun %80'inde görülmekle beraber, yaklaşık %5'lik dilimde yer alan kadınlarda, klinik olarak anlamlı olacak şekilde, şiddetli geçmektedir. Nedenleri nelerdir? Regl öncesi gerginlik sendromunun nedenleri tam olarak belirlenememiştir. Bununla birlikte, ortaya konulan en güncel olan açıklama, merkezi sinir sisteminde oluşan duyarlılık varsayımıdır. Bu varsayıma göre, hormonal bir dengesizlikten çok, hormonlardaki normal değişikliklere karşı aşırı duyarlılığın oluşmasıdır. Hormonal işleyişte, regli düzenine bağlı olarak, döngüsel bir şekilde ortaya çıkan normal değişikliklere karşı duyarlı olan kadınlarda, bu değişiklikler merkezi sinir sisteminde ve etrafındaki diğer hedef dokularda, biyokimyasal olayları tetiklemektedir. Bu duyarlılık ise birçok etkene bağlı olup, kısmen de genetik olarak belirlenmektedir. Merkezi sinir sisteminde, regli öncesi gerginlik belirtilerinin ortaya çıkmasına yol açan süreçlerde, en önemli rolü, serotonin hormonu üstlenmektedir. Duygu durumlarında, çok önemli bir rol oynadığı düşünülen, bir beyin kimyasalı olan serotoninin dalgalanmaları, semptomlarını tetikleyebilir. Regl öncesi gerginlik sendromu olan kadınlarda yapılan çalışmalar, normal kadınlara kıyasla, serotonerjik sistemde, birçok farklılıklar olduğunu göstermiştir. Belirtileri nelerdir? Ruhsal, davranışsal ve fiziksel belirtileri bulunmaktadır. Ruhsal ve davranışsal belirtileri, depresyon, halsizlik, aşırı uyuma, çevreye ilginin azalması, duygu durum dalgalanmaları, cinsel istek artışı, sinirlilik, gerginlik, kaygı ve dikkat azlığı, iştah değişiklikleri ve yemek istekleri, sosyal çekilme, fiziksel belirtiler, memelerin büyümesi ve hassaslaşması, vücutta ödem, -2-3 kiloya kadar kilo alımı, baş ağrısı, bulantı, kusma, kabızlık, ishal, iştah artışı, aşırı susama, ciltte akne görülmesi, eklem veya kas ağrısı, alkol intoleransı, bütün bu belirtilerin regl kanamasının başlamasıyla hızlıca geçtiği belirtilmiştir. Tanısı nasıl konulur? Premenstrual sendromu, pozitif olarak teşhis etmek için benzersiz fiziksel bulgular veya laboratuvar testleri yoktur. Belirtiler, öngörülebilir regl öncesi düzeninin bir parçasıysa, doktor tarafından belirli bir semptom bağlanabilir. Bir regl öncesi düzen oluşturmaya yardımcı olmak için, doktor tarafından belirti ve semptomların bir takvime veya en az iki regli döngüsü için bir günlüğe kaydedilmesi istenebilir, semptomlarının ilk fark edildiği gün ve bunların ortadan kalktığı günün not edilmesi faydalı olabilir. Ayrıca dönemin başladığı ve bittiği günleri işaretlendiğinden emin olunması gerekir. Kronik yorgunluk sendromu, tiroid bozuklukları ve depresyon ve anksiyete gibi duygu durum bozuklukları dahil, bazı durumların bu semptomu taklit edebildiği unutulmamalıdır. Bu ayrımı yapmak ve net bir teşhis sağlamaya yardımcı olmak için, tiroid fonksiyon testi veya ruh hali tarama testleri gibi testler istenebilir. Regl öncesi gerginlik sendromu tipleri nelerdir? Tipik belirtiler, farklı biçimde kendini gösterebilir. Birinci tip, en sık olarak görülen tip olmakla birlikte, özgün sendromun ilk tanımladığı geç premenstrual dönemde, yani regli dönemine yakın günlerde başlar. İkinci tip, ovülasyonla, yani yumurtlama dönemi ile beraber, belirtilerin başlayıp, bir iki gün içinde kendiliğinden düzelmesi ve daha sonra regli öncesi dönemde tekrar ortaya çıkması ile seyreder. Üçüncü tip, ovülasyonla beraber belirtilerin başlayıp, sürekli artış göstererek, luteal fazda doruk noktasına ulaşması biçimindedir. Belirtilerdeki bu farklı seyir ve örüntü, bu rahatsızlığı yaşayan kadının hemen her regli döngüsünde benzerlik göstermektedir. Tedavisi nasıl yapılır? Hastalarda tedavideki temel hedef, belirtilerin azaltılması, sosyal ve mesleki işlevselliğin düzeltilmesi, dolayısıyla da yaşam kalitesinin artırılmasıdır.
Tedaviye dönük olarak yaklaşımlar, biyolojik ilaç tedavileri ve psikolojik yaklaşımlar, psikoterapi olarak ikiye ayrılır. Psikolojik yaklaşımlar. Genellikle hafif düzeyde belirtisi olan kadınlarda psikoeğitim ve yaşam tarzı düzenlenmesi önlemleri yeterli olmaktadır. Bununla birlikte egzersiz, gevşeme ve bilişsel davranışçı terapi tavsiye edilir. İlaç gerektirmeyen bu yöntemler, premenstrual belirtileri hafifletmekte yardımcı olabilirler. Doğum kontrol hapları. Eğer hastanın premenstrual belirtileri, gebeliği önleyici ilaç kullanımından sonra başlamışsa veya kötüleşmişse o zaman başka bir preparata geçilmesi veya başka bir doğum kontrol yöntemi uygulanması yararlı olur. İlaç tedavisi. Regl öncesi gerginlik sendromunda, en sık kullanılan ilaçlar patofizyolojide de etkili olduğu düşünülen, serotonin üzerinden etki yapan, serotonin geri alımı engelleyici gruptan, antidepresan ilaçlardır. Hormonal tedavi, kullanılan biyolojik tedavilerden bir diğeri ise, hormonal tedavilerdir. Hormonal tedavi stratejileri, regl öncesi belirtilerin, regl döngüsündeki hormonal değişikliklerle ilişkili olması temeline dayalıdırlar ve çoğunda amaç, yumurtlamanın baskılanmasıdır. Beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri. Kesin sonuç vereceği bilinmemekle birlikte, bu hastalara ayrıca regl öncesi gerginlik sendromu semptomlarının olduğu dönemde, uykuya daha fazla zaman ayırma, kafein, tuz, nikotin ve alkol alınımını azaltma, B6 vitamini, magnezyum, kalsiyum ve D vitamini takviyesi önerilir. Regl öncesi gerginlik sendromu ile ilgili sık sorulan sorular. En sık görülme yaş aralığı nedir? Ortalama görülme yaşı 26 civarında olmaktadır. PMS belirtileri yaşla beraber giderek artar ve menopoza yaklaştıkça azalır. Ne zaman bir doktora gidilmelidir? Yaşam tarzı değişiklikleri ile yönetilemediği ve semptomlarının sağlığı ve günlük aktiviteleri etkilemesi durumunda, konusunda uzman bir doktora başvurulmalıdır. Daha çok kimlerde görülür? En sık düzenli regli görülen dönem olan, üreme çağındaki kadınlarda izlenmektedir. Çok ender olarak menopozal dönemde de karşılaşılabilir. Bu döneminde hamile kalınır mı? Bu semptom ile hamile kalmak arasında ilişki bulunmamaktadır. Düzenli regli gören her kadının döngüsü 4 haftadan oluşur. Döngünün başlangıcı regli kanamasının ilk günü olarak alınır. Yani döngünün 10 ile 18. günleri yumurtlamanın en sık görüldüğü ve gebe kalmaya en uygun günlerdir. Bu semptom ise yaklaşık olarak 4. haftaya denk gelmektedir. Bu durumda olasılığı kısmen düşük olsa da korunmasız ilişki varlığında gebe kalınabilir. Regl kanaması dahil, döngünün her aşamasında gebe kalınması ihtimal dahilindedir. Semptom dönemi nasıl atlatılır? Hafif ve orta dereceli vakalarda yaşam şeklini ve alışkanlıkları düzenlemek yetebilir. Şeker, tuz, kahve, alkol ve sigara tüketimini kısıtlamak. Düzenli egzersiz yapmak. Vitamin ve mineral desteği almak. Uyku düzenini sağlamak, her gece aynı saatlerde yatmak ve en az 8 saatlik kaliteli uyku uyumak. Stresi azaltmak için, düzenli spor yapmak, hobi edinmek ve sosyal aktivitelere katılmak. Ödemin atılmasına yardımcı olabilmek için, dengeli beslenmek. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir, mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.